çok safça çocuktum. Babam Elmalı Hamdi Yazır tefsiri okuyordu hocam. Seka Aksu kağıt fabrikasında çalışan ilkokul mezunu bir işçi. Eskiden beri bana der ki oğlum ashabı tertibim. Bildiğim kadarıyla ömrü hayatımda 15 yaşımdan beri bir vakit geçirmedim. Namaz. Abi bu düşmüş Kur'an'ın peşine hocam. Ben 11-12 yaşında İmam Hatip Ortaokulu'nda 2. sınıfta bir öğrenci. Eve bir gün böyle kolide bir kitap geldi. Siyah. Eser Neşriyat'ın hakkı. Bir de gitti fabrikanın marangozhanesinde rahle yaptırdı. Annem okuma yazma bilmiyor. 3 tane kız kardeşim var. Bana en yakın olanı işte 7 yaşında. Diğerleri 4-1 yaşında. Bu kadar. Lal oluyor adam şimdi, bir şey anlıyor. Kimseyle paylaşamıyor. Bir de doğru dürüst anlayamıyor. Bu sefer Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca sözlüğünü aldı. Her sayfada 20 kere sözlük açıyor. Bala'da zikri geçti. La bala ne diyor. Bakıyor yukarıda demekmiş. Böyle uğraştı. Oğlum diyor anladığı yerlerde. Elmalı bak ne diyor. Aa, elmalı bıktım. 11 yaşımdan beri bir elmalı hikayesi gidiyor. Şimdi bak hocam. Babam uğraştı, didindi, yırtındı, bu yola girdi, tefsir yoluna girdi. Ama zihni hiçbir yere kiraya vermedi. Bu arada bana cennet ayetleri geliyor. Bak diyor oğlum diyor, öbür dünyada diyor Allah bizi diyor nerede ağırlayacak biliyor musun? Altından ırmaklar akan işte koltuklara kurulacağız, sırf muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. İşte altından ırmak akan cennet, koltuk. Oysa şu an bile koltukta oturuyorum. Irmak akan cennet. Ben Giresun doğumluyum hocam. O Kümbet yaylasına doğru o vadiden girdiğimde ya, bu ne? Tefsirlere baktım. Orada cennetteki ağaçlar dipten yukarı değil, yukarıdan aşağı olur. Ha, ağaç olduktan sonra aşağı olsa ne olur? Yukarı ne olsa. Şimdi mütekabiliğin koltuklara yaslanacaklar. Bir de daha sıkıntılı bir şey var. Yuhallevne fîhâ min zehebin min esavire min zeheb. Altın bileziklerle süslenecekler. İpek de elbise giyecekler. Allah aşkına ya. İpek elbise giy, bir de altın bilezik tak, dışarı çık. Sana ne diyeceklerini ben söyleyeyim hocam. Giy diyecekler. İmam-ı Maturidi tam 1000 yıl önce ne yazmış biliyor musunuz? Fatır suresinin tefsirine. Demiş ki arkadaşlar demiş, bu amiyane tabirle söylüyorum. Bu bilezik şeyi bizi bozar diyor. Aynen böyle diyor. Furkan suresinin 30-35. ayet. Ama diyor bu erkeğin şanına yakışmaz diyor. Ama Arap bunu sever diyor. Arap için bunlar beğenilir diyor. Yeri gelmişken söyleyeyim, bu çadır işi de böyledir diyor. Niye bu çadır? Hurun maksuratun fil kıyam var ya, çadırda iskan edilmiş huriler. Çadır bizim gelenekte diyor, zaruri hallerde, afet hallerinde, konar göçerlikte zarureten kullanılan bir nesnedir. Ev barkımıza girdiğimizde çadırda madra. Ama Arap'ın diyor bu çadır üzerinden müthiş hayalleri ve fantazileri vardır. Aynen Maturidi'nin yorumunu aktarıyorum hocam. Açın söylüyorum. Tevilatül Kur'an'ı açın. Furkan suresinin 30-35. ayetlerin arasında bir yerde bu. Gidin bakın. Ben bunu çocukluğumda yaşadım. Ya Rabbi dedim. Bir de o bağlam bilgisi olmayınca tahiyyetuhum fiha selam. Cennette gidecekler, gelecekler birbirlerine selam diyecekler. Şimdi yaşadığımız gerçeklikte selam kelimesinin içeriği gayet yavan, basit, cılkı çıkık olduğu için hepsi bu mu diyorum. Bir de selamun kavlen var ya, bu hanımların da kendi aralarında böyle söyledikleri selamun kavlen bacım falan dediğim şey. O gün Allah onlara bir selam diyecek. Bir de la yesmaune fiha lavven var. Şimdi lav kelimesini de tasavvufçular bir içeriklendirmiş. Boş söz, lehviyat, mala yani. Doğru mu hocam? Allah Allah. Orada hiç şaka yapmayacaklar, latife olmayacak. Allah Allah. Selam.
Bir de ciddi olacağız abi. Bu ne abi? Ben dedim ben ne yapayım bu cenneti? Derken akademik hayata intibak ettim. İslamiyat'ta bir yazı yazdım. Bu cennet Arap'ın cennetidir diye çıktı. Doğru mu? Bir de cinsellik acayip şekilde vurgulanıyor. Fakat bunun getirisi ve cezbediciliği erkeğin hanesine yazılıyor. Kadın bu bu cennet vaadinin bir nesnesi, erkek nesnesi olarak konumlandırılıyor. Abi burada da bir sıkıntı var. Kadınların ben için bundan rahatsız olduğunu, sorguladığını ama dinden imandan çıkarız diye ağızlarını tuttuğunu, bütün ümitlerini o gılmana bağladıklarını düşünüyorum. Evet. Fakat gılman kelimesi de ilginçtir. Oradan da sükutu hayale uğrayacaksınız. Arz edeyim. Gılmanun lehum keennehum lü'lün meknun ayetinde inci gibi. Ha, inci gibi niye bu erkeğe inci gibi ne demek ya? Peki bir garip bir şey daha söyleyeyim. Gılman kelimesinin bir tek geçtiği yer burası. Fakat müfessirler salatın lügattaki anlamı şudur, zekatın ki budur. Bana sayfalar dolusu bilgi verirken ilginçtir. Bu kelime bir kez geçer, bir tek bilgi vermiyorlar hocam. Ne garip biliyor musunuz? Çünkü kelimenin kökünde sıkıntı var. Çünkü gulam kelimesi gulmetten ve ihtilamdan gelir. Kök anlamı şehvetinden duvara tırmanmak demektir hocam. Bunu veremiyorlar hocam. Çünkü oradan giden anlam sakat yerlere gidiyor. Oğlan, parlak ve şehvet. Üçünü denkleştir bakalım ne çıkıyor hocam. Şimdi size soruyorum. Mekki surelerde şu kavim şirkten gitti. Bu kavim şirkten helak oldu. Biri de eşcinsellikten helak oldu hocam. Lut kavmi. Hepi topu 250 Müslüman. Bunların yarısı eşcinsel miydi ki? Bu mu vardı da sorun? İkide bir Lut kavmi böyle ahlaksızdı diyorsunuz. O gariban Müslümanların zaten o sıkışmışlığı içinde. İkide bir bu pisliği niye anlatıyorsun hocam? Bunun bir bağlamı var hocam. Ben Kur'an'da bağlamsız ayet görmedim. Sure hiç görmedim. Bağlamı ne biliyor musunuz? Mekke eşrafının hedonist, dünyevileşmiş, dünyaya bel bağlamış huylarının ne onlar? Cemea malen ve addede. Biriktirir malı sayar. Hiç ölmeyecekmiş. Ahlede zanneder. İki, ye külüne turasa eklenlenme. Haram helal tanımaz yer. El hakimü tekasür. Benim daha çok var. Ben daha fazla biriktirdim. Bir şey daha var hocam. Bir de böyle bir ahlaksızlıkları var. Oğlancılıkları hocam. Arap'ın zevk portföyünde bunun bir yeri var. Bizim kültürde yok. Bize ne vaat ediyor? Kendim gılmanullah. Dönecekler, pervan olacaklar. Efendim ne yersiniz? Abi sizin cennet fantazileriniz arasında yakışıklı garson olsun diye bir şey var mı abi? Ama Arap'ta var. Bak Kur'an bir şey yapıyor hocam. İçkinin o günkü kullanımı iğrenç. Ahlaki bir yıl deformasyon üretiyor. Ama beğenilen bir şey, sevilen bir şey, nezahetiyle öbür tarafta bolca olacak diyor hocam. Nezih. O nezihlik vurgusu yapılıyor. Ne? Tur suresinde yapılıyor. Hem de çok erken bir dönem. Bak başınızı ağrıtmayacak, size saçmalattırmayacak. Doğru mu? İki. Başka ne var? Kadın. Nezahetiyle var. Ama burada zina haram. Burada fuhuş haram. Nezih olarak var. Bu insanın sevdiği, beğendiği bir şey. Üç, bu parlak olanlar. Orada size hizmetkar olacaklar, seviyorsunuz. Var bu hocam, işte gılman hocam. Bu gılmanın ne anlama geldiğini öğrenmek isterseniz, size çok kaynak vereyim, zor bulacaksınız ama bizim tefsir çıkınca ben size oradan epeyce malzeme aktaracağım. Cahiz, cahiz. Duydunuz mu cahizi? Arap kültür tarihçisidir. 250'lerde ölmüştür.
en mümeyyiz vasfı bütün tipolojilerini Arap tiplemesinden seçmesidir. Arap kültürünün adeta Kur'an'ını yazan adamdır. El Beyan ve Tebyin. Hocam bir tane risalesi var. Müfaharatül cevari beynel gılman. Gılmanlarla cariyeler arasında üstünlük yarışması. Bu risaleyi bizim Müslüman evlatları Resailül Cahiz'in arasına sokmadılar. Çünkü dehşet korkunç bir risale. İçinde İmrül Kayslardan, tarafelerden, muallakayı sebha şairlerinden oğlancılıkla ilgili ne şiirler, ne anekdotlar, ne ararsanız. O zaman Arap muhayyilesinde gılmanın aşağı yukarı nereye tekabül ettiğini anlarsınız. Şimdi ben bunları evrensel olarak anlamadım. Ben tarihselci perspektifimle şu sonuca vardım. Cennet dedim, ya Rabbim dedim. Bir mazruf, yani değişmez evrensel bir iman ilkesi. Cehennem de buna dahil, kısaca ahiret. Yani bu hikaye burada bitmeyecek hocam. Buradan ötesi var. Tamam mı hocam? Tamam. Cenab-ı Allah önümüze seçenek koymuş. Şu amelleri yaparsanız adres buraya çıkar. Şurayı yaparsanız buraya çıkar. Sahabe de merak etmiş. Ya Resulallah demiş. O mükafat ne menen bir şey? Bir anlatsana. Bir iki örnek ver. Meselül cennetilleti vuydel demiş. Bak. Ta kendisi demiyor. Örneğin şuna benzer diyor. Doğru mu hocam? Allah bize bir ahiret mazrufu gönderiyor. Bir zarfın içine koyuyor. Zarfın kendisi Arap zarfı. Hangi postaneden postaya verildiğini anlıyorsunuz diye üstüne de bir iki huri gılman pulu yapıştırmış. Siz pul koleksiyoncusu musunuz da ikide bir huriye bakıp duruyorsunuz? Bir de içine baksanıza hocam ya. İçinde diyor ki mümin olun gelin sizin hoşnut edeceğim. Ha, mutluluktan gebereceksiniz. Bunu anlayın hocam. Veleküm fiha ma teştehi enfüsüküm demiyor mu Allah? Canınız ne çekerse orada. Bir de bir şey söyleyeyim hocam. Biz 610'da da Hazreti Ömer'i bu bizim Hazreti Ömer zannediyorduk hocam. Bunlar Hazreti Ömer'i aynı bizim gibi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, doktorayla Hazreti Ömer oldular hocam. Peygamber de yetişti biliyor musunuz? Peygamber de vahiyle olgunlaşa oldu. Fakat bizde tarihsiz olduğu için Hazreti Ömer ilk günden beri bu Ömer, Ebu Bekir, bu Ebu Bekir. Hocam bunlar da üstüne koyarak gittiler. Mekke yıllarına bakın. Mağduriyet, sıkıntı, bütün bunların yanında bir de olgunlaşmamış zihin var. Kursaktan bütün cahiliye adetini kesiyorsun, takva diyorsun, fazilet. O günlerde fazilet karın doyuruyor mu abi diyorlar o zaman. Ne var öbür tarafta diyorlar, ne var? Hocam derken Kur'an'ın en celalli suresi geliyor. Tövbe suresi. 23 yıl geçmiş aradan. Ve perde şöyle kapanıyor. Ve rıdvanun minallahi ekber. Diyor ki ve mesakine tayyibeten diyor ya hocam gerisi. Evet çok hoş konaklar, köşkler olacak. Olacak ama. Ve rıdvanun minallahi. Allah'ın hoşnutluğunun yanında bunların esamesi yok. Buradan alıyorlar hocam. Çünkü bu sözü anlayacak olgunluğa, kemale de geldiler. Biz bu kelamı eş zamanlı inmiş gibi okuyoruz. Onun için peygamberin siretini adım adım takip ederseniz her devirde, her durumda her birimize ayrı bir şey söyleyecektir hocam. Ben böyle anladım hocam. Kur'an'ın mazrufu var, zarfı var.